Hayır Subma, sus, sus. Ağlama kızım. Tamam. Sugna. Sus kızım, ağlama. Hayır. Ağlama kızım. Sugna. Neden yemeğini yemedin? Canım istemedi. Onu kim yemek ister ki? Kızım sen neden burada kalıyorsun? Bak teyze. Bu Sugna'nın kendi kararı. Sugna artık bu odada Pratap'ın yasını tutacak. Delirdin mi sen? Doğum ve ölüm hayatın parçaları kızım. Her insanın kaderi çoktan yazıldı. Bazıları kısa yaşar, bazıları uzun. İnan bana acını anlıyorum. Ama yas tutmak kendini cezalandırmak değildir. Teyze lütfen. Sen söyle ne yapabilirim? Nasıl yaşayacağım? Eğer onun kaderi kısa yaşamaksa bana neden daha uzun bir hayat verildi? Onsuz benim bir hayatım yok. Şimdi ne için yaşayacağım? Şşş. Hayır kızım. Sakın böyle konuşma. Seni seven annenle babanı düşün. Bunları duyunca ne kadar üzülürler. Bir düşünsene lütfen. Pratap için yas tutabilirsin. Bu yanlış bir şey değil. Ama senin de hayatın var kızım. Bir suç falan işlemedin ki sen. Hayatını burada geçirmeyi hak etmedin. Benim kızım yine eskisi gibi uçmayı öğrenecek. Yine kahkaha atıp güleceksin sen. Hatırlıyor musun? Küçükken sana güzel bir masal anlatırdım. Benim kocamı biliyorsun. Bizden uzak değil. O artık bir yıldız oldu. Yukarıdan bizi her zaman izliyor. Eğer gülümsersek yıldız daha çok parlayacaktır. Eğer üzülürsek ne yaparsak yapalım o yıldızı olduğumuz yerden göremeyiz. Pratap da seni izliyor olmalı. Mutlaka görüyordur. Yıldızının her zaman parlak olmasını istiyorsan sen de gülmek zorundasın. Gülmek biraz zaman alır. Ama gözyaşlarını silmek de çok iyi bir başlangıç. Tamam mı Sugna? Bugünden itibaren ağlayıp sızlamak yasak. Hadi yat dinlen. ¿Qué sería?